Abi bak unutmuşum işte. İnsanlık hali. O insanlar böyle unutabiliyor bazı şeyleri yani. Baba kusura bakma. Gece gece seni de rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. Siz ne yapıyorsunuz ya burada gece gece? Babanın yanında. Aa bir şey diyeceğim. O ikinci gece gece bana ait ama. Hayırdır çocuklar? Baba bu alık telefonunu burada unutmuş. Ya siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hep sen mi takılacaksın babanın yanında? Bu gece de biz buradayız. He. Ne o? Kıskandın mı? Şş, bir şey diyeceğim. Yok. Çaylar muhteşem olmuştu, dayanamadım ya. Vay arkadaş. Ulan alamet. Şey. Sen de var ya bir yerde çay gördün mü çökmeden duramıyorsun ha. Baba be. Bir şeyler anlatsana be. Anlatalım bakalım. Bu gece bereketliyiz madem. Zamanın birinde bir grup insan bilgeliğinden emin oldukları bir zat-ı muhterimin yanına hazırladıkları sorular ile giderler. Belki biraz da denemek için. Birincisi sorar. Ey bilge kişi, dünyanın en akıllı kişisi kimdir? Bilge cevap verir. Her zaman etrafındaki insanlardan, başkalarından öğrenecek şeyler bulan kişidir. İkincisi sorar. Ey bilge kişi, dünyanın en güçlü kişisi kimdir? Bilge cevap verir. Öfkesine gem vuran, hakim olan kişidir der bilge. Üçüncü kişi sorar. Ey bilge kişi, dünyanın en zengin kişisi kimdir peki? Bilge cevap verir. Ömrünün, yaşadığı anın, zamanın kıymetini bilen. Onu anı anına yaşayan kişidir. Zaman elimizdeki herkese ayırt edilmeden verilmiş hazinedir. Onun kıymetini bilendir der. Dördüncü kişi biraz düşündükten sonra sorar. Peki o zaman kim en çok saygıyı hak eder? Söyle ki biz de bir kusur etmeyelim. Bilge cevap verir. Öncelikle kendine saygı duyan kişidir. Sonra dostlarına ve tüm yaratılmışlara saygı gösteren kişidir. Bu cevaplar üzerine adamlar pek de tatmin olmuş görünmezler. Sonunda birisi içindekini söyleyiverir. Ama efendim, siz yeni bir şey söylemediniz ki. Bunların hepsi o kadar açık, belli ve bilinen şeyler ki. Bilge gelen adamlara bakar, gülümser ve evlat, zaten çok açık, belli ve bilinen şeyler olduklarından insanoğlu onları hiç dikkate almıyor. Çok çabuk unutuyor diye cevap verir. Demem o ki gözümüzün önünde olanların kıymetini bilmedikten sonra sırları aramak, mucizeleri beklemek beyhude çabadır. Sen elindekiyle ne yapıyorsun? Ona bak.